O bir üçgen. O bir süper eğlenceli. O bir baharat katan. O bir Doritos. Teşekkür ederiz. Önce ekran başındakilere ve sonra sürekli hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Allah bin bereket versin. Stüdyomuz dolu. Yine her yerden gelmişler. Nevelerden gelmişler. Akdeniz Üniversitesi'nden gelmişler. 19 Mayıs Üniversitesi. Anadolu Üniversitesi. Fatih Üniversitesi. Yalova Üniversitesi. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Funda Haber Fan Club. Harika. Buna bayılıyorum. Aslında Funda Haber Fan Club belki de daha ufak bir yerde ama seyircilerimizin güdüleri şu anda Funda Haber Fan Club deyince herkes ben bu fan club'danım diye bir anda hepsi birden büyük başarı. Gerçekten büyük başarı. Teşekkür ediyoruz hepinize. Sağ olun, var olun. Sevgililer günü. Sevgililer günü geride kaldı. Aramızda sevgili olan var mı? Yok, herkes tek olarak gelmiş. Şimdi hafta içinde Mintshare'in yaptığı bir araştırma var arkadaşlar. 2010'da Haziran ayında yapılmış bir araştırma. Enteresan bir araştırma. Sizler için yapılmış bir araştırma daha doğrusu. Bu araştırmadan bir iki tane ufak not vermek istiyorum. Ekran başındaki anneler, babalar, arkadaşlar da bizi dinliyorlardır. 14-19 yaş grubu gençler aşık oluyorlarmış. Tövbe yarabbim mi? O nasıl bir şey ya? Daha buna tepki var yani. Evet, aşık, ancak aşklarını ifade edemiyorlarmış. Merak etme yani, hani bir sıkıntı yok yani. Aşık olanların %33'ü aşkını itiraf edemiyormuş Türkiye'de. İtiraf edenlerin yarıya yakında sonuca ulaşamıyormuş. Zaten bence onun için itiraf edemiyor yani. Kendini ifade etmemenin önündeki en büyük engel neymiş biliyor musunuz? Reddedilme korkusu. Kadınlar erkekleri oranlara... oğlanları. Kadınlar erkekleri oranlara reddedilme korkuları daha azmış. Çok normal tabii ki. Erkeklerin hepsi kabul ediyor çünkü. Çünkü adamın reddedeni yok ki yani. Adam reddetmiyor yani. Evet. Karşı cinse aşkını itiraf etmenin mekanları diye bir şey var burada notlar arasında. %36 en çok okulda itiraf ediliyormuş. Aşk büyük bir ihtimalle kalorifer dibinde böyle sıcağı da vereceksin. Sıcağı da vereceksin böyle yandan yandan elini de tutmaya çalışacaksın. %14 de internette aşkını itiraf ediyorlarmış gençler. Aslında tabii en kolayı belki de internette yazacağım, bekleyeceğim ne yazacak diye böyle. %11 kafede, %8 SMS'le, %5 sahilde, %5 parkta. Parkta hala aşkı itiraf eden var mı ya? Parkta yani. %4 dershane, %3 dışarıda. Dışarıda zaten dışarıda yani. %3 evde, evde. Onun artık itiraf edilecek bir tarafı kalmamış zaten yani. O evde %2 %2 sinemada, %1 balkondan,
Seni seviyorum. %1 takside, %1 mahallede, %1 partide, %1 arabada, %1 pastanede diye gidiyor. Gençlerin aşkını ilan etme yöntemleri. En çok arkadaşlar gençler aşklarını nerede itiraf ediyorlarmış biliyor musun? En gösterdikleri yer büyük duvarlara aşkını yazmakmış. Büyük duvarlara. Var mı aramızda yazan? Büyük duvarlara. Var mı? Yazdınız mı? O Tarık Akan'ın eski filmlerindeki gibi hani böyle. Stadyumda pankart açmak ondan sonra geliyor. Balon uçurmak. Beyaz Şor'da da itiraf edenler var. Doğru söylüyorsunuz. Balon uçurmak. Köprüye afiş asmak. Çok iddialı bak. Çok güzel. Köprüye afiş asmak. Gerçekten. Köprü, viyadük. Bunlar hep kullan. Matematik sınav kağıdına aşkını yazmak da varmış. Gerçekten de matematik sınav kağıdına aşkını yazmak da varmış. Tabii hocanın eline geçerse hocayla aşk yaşamaya başlarsın. Ama kalpli jelibom hediye etmek, nickname'lerini seni seviyorum diye değiştirmek, 15-20 kişiye sevdiğini söyletip videoya çekmek de ilana aşkların edildiği yerlermiş. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı başka bir araştırma 13-18 yaş grubu arasında ergen profili araştırmasına göre kız arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde, kızlar arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde en çok okul, sınav, giyim kuşam, müzik ve televizyon dizilerini konuşuyormuş kızlar. Bir araya geldiklerinde. Erkekler bir araya geldiklerinde sonucu biliyorsunuz, söylememe gerek yok. Sadece futbol ve cinsellik konuşuyorlarmış. Genç katılımcıların %70'inin hiçbir idolü yokmuş Türkiye'de. Geri kalanların en büyük idoli ise İsmail YK'ymış. Ve futbolcu Arda Turan'mış. Evet, buradan da anlıyoruz. Arda ile ilgili futbol konuşuyorlar da İsmail ile ilgili. Evet. Arkadaşlar bunlar da bu haftanın açıklamalarıydı. Bu arada gazetede aldığımız bilgilerden. Şimdi ilk konuklarımızı buraya davet edeceğim. Hepinizin çok büyük beğeniyle izlediği, öyle zannediyor. Benim yani kendi şahsım adına en sevdiğim, en çok izlediğim dizi gerçekten de. Yani iyi ki var dediğimiz dizilerden bir tanesi. Alkışlarla Behzat Ç'nin ekibi geliyor. Erdal Beşikçioğlu, Ayça Varlıer, Fatih Altman, Canan Özgür. Babacım hoş geldiniz. Merhabalar. Efendim hoş geldiniz. Şöyle bir toplu alkış alalım konuklarımıza hepsine. Evet, önce hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz gerçekten de. Ankara'dan mı İstanbul'dan mı? Ben biliyorum cevabı ama sizden bir kere daha alalım. Nereden geliyorsunuz? Vallahi biz Ankara'dan geliyoruz şu anda. Ankara'dan geliyor. Evet. Var mı aramızda Ankaralı? Ankaralılar var. Ankara'nın iddialı dizilerinden. Televizyona yeni bir soluk getirdi. Yeni bölümü çektiniz mi? Bitti mi? Yeni bölümü... İlk iş gününü bitirdik. Evet. 30 sayfayı bitirdik işte. 30 sayfa. Kaç günde çekiliyor? Yaklaşık 5 günde çekiliyor. 2 günde repo veriyoruz ama biz sabah 7.30'da başlıyoruz. Akşam 9-10 gibi bitiriyoruz. Serdar abiyle yaptığımız zaman da zaten sabah 7, akşam 5 bir mesai gibi. Buradan bir onlara da yani sadece dizinin ekibi bu kadar değil. Dizinin ekibinden başka kimler var? Sırayla aslında bir iki isim alalım. Onlara da selam söyleyelim. Tarkan Karlıdağ, Serdar Akara, başka dizide oynayanlardan. Berkan Şal. Erkan Şan. Ege İnanç. Aydan. Berkan Şan, evet. İnanç Konukçu. İnanç Konukçu. Ege Aydan. Ege Aydan. Ege abiye de buradan selamlar. Eyvallah. Dizinin geri kalan kısmına da buradan kocaman selamlar yollayalım. Şu anda bizi izliyorlar. Öyle zannediyoruz. Diziyle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Ama alkışlarla o bir güzeller güzeli. O bir yeni acımıyla bizle beraber. O bir muhteşem ses. O bir, o bir, iki, üç, dört, Funda Ağlar geliyor. Thank you.
sıcak demiştin, haklıydın. Buram buram sen kokan geceler bitmez olur demiştin, kazandı. Bir fotoğraf karesinde için ağlar ki gözünden belli. Kimdi o tabii sen, kimdi o tabii ben. Bir tane daha söylüyoruz. Tamam. Söyleyeyim. Bir tane daha söylüyoruz ama bu parçayla ilgili bir şey konuşalım bu parçayla ilgili. Bu parçanın sözü müziği. Sözü müziği Febio Taşel'e ait. Evet, Febio Taşel'e ait, sevgili eşinize ait. Evet. Harika. Sevgili eşiniz yine oradan ay gibi parlıyor maşallah gerçekten de. Harika. Evet. Bu albümde iki tane mi parçam var Fabio? Beş tane beste var. Üç tane var. Söz müzik, beş tane de beste var bu albümde. Evet. Şimdiki parça? Şimdi bir önceki albümden söyleyeceğiz. Harika. Hangi parça? Yak gel diyeceğiz hep beraber. Yak gel. Buyurun. Hadi. Beraber söyleyeceğiz. Hazır mıyız? Hadi. Ne zor oldu kalbim.
şey kalsın. Yalnız aşkla, yalnız aşkla gönlen affetti. Kendini akla, sen de aşkla, yalnız aşkla gönlen. Benim birini de bir. Ne olacak? Döver de sever de. Kimsin lan sen? Oğlum, babasını öldürseydiniz ya, niye kızını öldürdünüz ha? Ağacın dibine mi kondun lan silah? Şerefsiz! La oğlum, dangalak mısınız lan siz? O ne lan? Anladın mı lan? Ben de anlamadım lan. Ne diyorsun lan? Hadi lan. Ne dedin lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Yürü git lan! Amir miyim misin sen? Saçma sapan konuşma lan. Dinlenseydin. Saçma sapan konuşma lan. Sen iyi misin peki? Saçma sapan konuşma lan. Hoppa! Gül lan. Sırıtma lan. Sırıtma lan. Sırıtma lan. Sırıtma lan. Sırıtma ağzının ortasına koyun bir tane abi. Hayalet nerede? Hayalet nerede? Hayalet nerede lan? Mal mısın oğlum sen? Ha? 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 Deli misin? Polisim lan. Tamam. Ya yürü git. Ağzını yüzünü. Ya oğlum sen ne biçim konuşuyorsun lan? Evet. Türkiye'de yani bugüne kadar çekilmiş en rahat dizilerden bir tanesi. Anladığımız kadarıyla. Ne yapıyorsunuz lan? Nasıl gidiyor işler? Böyle başlamak lazım yani aslında sohbete. Ne yapıyor lan? İyi lan. Fena değil, idare ediyoruz işte. Nasıl gidiyor ya? Öyle işte, rahat rahat gidiyor yani. Abi, en rahat dizi değil mi ya? Bayağı rahat yani. Kamera yokmuş gibi oynuyorsunuz yani. Davulun sesi uzaktan hoş görünüyor. Hoş görünüyor da. Yani. Hoş görünmeyen yerlemede bip zaten yani. O kısa... Behzat Ç'yi izliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Ya... Çok acayip bir hayran kitlesi oldu. Sen izliyor musun Behzat Ç'yi? Ya denk geldin mi bilmiyorum. Dizi izleyebilir. Evet, izliyorum. Aa, sen mikrofonsuz böyle kendi kendine mi? Evet. Pardon, çok özür diliyorum. Rica ederiz. Televizyonda gördüğüm zaman, rastladığım zaman izliyorum. İzliyorsun. Evet. Bir acayip bir durum oldu Behzat Ç'de. Başladınız, böyle bir gider gibi oldu. Bir indi aşağıya. Bir böyle olacak mı, olmayacak mı oldu falan filan. Sonra... Belki de bilmiyoruz tabii yani şimdi yalan söylemeyeyim. Kaldırılacağı falan da hani böyle konuşturuyor abi tutmamış gidiyormuş falan filan derken bir şey oldu diziye. Ve o dizi bir anda şahlandı. Şu anda acayip bir yere geldi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Ne diyorsunuz bununla ilgili? Sayın hocam şimdi işe başlarken Serdar abiyle beraber aynen şunu söyledi Serdar abi. Bu iş dedi 12. ya da 13. bölümden sonra halkla buluşacak dedi. Anlaşılır. Anlaşılır bir hale gelecek dedi. Ve 12. ve 13. bölümden sonra zaten iş anlaşılır bir duruma geldi. Evet. Baştan zaten ne yapıldığını bilinerek başlanmış bir projeydi.
O gittisi geldisi şu ana kadar yapılmayan işlerin olmasından dolayıydı. Halk önce bir algıladı, daha sonra sevdi. Böyle olunca da 13 bölüm geçti. Geçti. Sevilmesi biraz baştan zor bir dizi, doğru mu? Ya, zaten enteresandır. Sanırım biz bir hata yaptık. Yani ben öyle görüyorum. Yani bu ne? Dizinin sevilmesi normal bir şey değil yani. Öyle mi? Siz kendi kendinize oturup konuştuğunuzda set içinde falan abi nesini seviyorlar falan filan diye mi konuşuyorsunuz? Yani biraz öyle tabii yani. Devamlı küfreden bir adam var ortalıkta yani. Onu bunu döven bir adam, kural tanımaz bir adam var yani. Ama işte o adam ve o adamın ekibi ve buradaki oturanlar o kadar doğru düzgün işler yapıyorlar ki yani o kadar keyifli anlatıyorlar ki bize o küfür için bir kredi açıyorsunuz. Yani durup dururken küfür eden ya da durup dururken bir şey anlatan bir pozisyondan çıkıp yani hak etti kardeşim karşıdakine getiriyorsunuz işi biraz ondan evvel. Bir şekilde öyle oluyor gerçekten yani. Tabii bu da kalemin ustalığından kaynaklanıyor tabii. Evet, Emrah kesinlikle. Serbest çok çok iyi bir senaryo yazarı. Aynı zamanda bir hikaye yazarı ve bir polisi. Bir edebiyatçı kendisi. Evet o da belli oluyor. Canan sen diziye başlarken dizinin senaryosunu ilk eline aldığındaki haliyle dizinin şu andaki hali birbirini tutuyor mu? Yani sen dizinin böyle gidebileceğini, buraya gidebileceğini hesaplıyor muydun? Yoksa başıyla şu an arasında bir fark var mı dizide? Hayır, kesinlikle aynı yerde benim için. Çünkü bana tekst geldiğinde ben dedim ki bu işte ne, hangi rolde olursa olsun bir şekilde yer almak istiyorum dedim. Ve haklı çıktım. Yani hissiyatımla gittim tamamen. Çünkü karakterler hiç böyle, yani bizim konuştuğumuz gibi konuşan evet. Karakterler. Ki en edeplilerinden bir tanesi sensin yani. Hani evet, seni daha bozamadılar. Edepsiz olabiliyorum canım. Efendim? Anlamadım. Nasıl? Ya savcı karakteri diyorsunuz Canan için. En evet. Edepli karakterler. Vallahi edepli ya da biz oralara denk gelmedik. Pardon. Canan Hanım sizin mikrofonunuz var mı? Var. Var, duyulmuyor mu? Ha mikrofon bozuldu. Funda Hanım'ın mikrofonundan konuşun. Lafınız bitince Funda Hanım'a mikrofonu geri verin. O biraz konuşsun sonra size şey yapacağız. Evet. Teşekkür ederim Funda Hanım. Rica ederim duyulmadı. Evet. Rica ederim. Rica ederim dedi. Siz bir şey söylüyor musunuz? Güldü duyulmadı. Gülmesi duyulmadı. Allah diyeceğim böyle böyle gidip geleceğim. Ay ay ay. Çok şey ya çok tatlı. İnsanın böyle sevesi geliyor da eşi oradan baktığı için burada böyle oturuyoruz yani ama Ahmet Dünya kardeşimiz tabii ki. Evet. Aynı. Benim için aynı. Böyle mi bitti bizim sohbetin son? Son finali bu mudur yani benim için aynı diye. Evet. Böldün ne yapayım? Tamam ama güzel yerde de bölünmedi mi yani? Keyifli yerde bölündü. Kesinlikle. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Hazır mı Ankara? Var kaldırdınız. Ha ben anons vereyim hatırlatalım. Peki. Hatırlatalım. Ankaralı mısın sen de? Evet ben de Ankaralıyım. Harika. Ankara'da olmuyor. Bak denk geldi gerçekten de ben evet. De konuya çalışırken öğrendim. Neresinden Ankara'nın? Ankara Ayrancı Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'nda okudum. Ahmet Vefik Paşa. Aşağı evet. Ayrancı yukarı Ayrancı? Aşağı Ayrancı. Aşağı Refik Ayrancı. Belender Sokak. Hangisi? Refik Belender Sokak. Refik Belender evet. Sokak. Evet güzel sokak. Ama gerçekten çok güzel. Güzel sokaktır yani. Ha? Refik Belender iyi bir sokaktır. Güzel yani. Sokaktır. Evet. Bitmez de uzun sokaktır. Uzun uzun bir sokak. Yani. O sokak. Liseyi orada okumadın mı? Ayrancı Lisesi, Ticaret Lisesi yok, falan. Oralara gitme. Yok. Liseyi Adapazarı'nda okudum. Adapazarı'nda okudum. Şu anda Ankara'dan. Aslında çok denk geldi. İki hafta önce de bir Ankara programı yaptık. Ankaralılar biraz şanslı. Herhalde iki haftadır. Ömer Faruk Soğan Aşk Tesadüfleri Sever filminin de oyuncuları buradaydı. Belçim Erdoğanlar. O gün de Ankara ile ilgili uzun uzun konuşmuştuk. Bugün de konumuz hem biraz Ankara olacak hem biraz diziler olacak, dizi olacak. Hem Funda'larla sohbet edeceğiz ama hazır burada Ankaralılar varken... Ben de uzun... Ankaralıyım. Sen de mi Ankaralısın? Evet. Ama ben sormadım. Ben sordum mu neredeyse? Hayır. Sormadım. Dayanamadım. Dayanamadın ama ben sormadım. Peki. Benim sormadığım... Herhangi bir şeye bir daha. Fatih'cim. Fatih'cim dur. Abim benim. Çok seviliyor bu adam çok. Acayip seviliyor. Ankara'da şu anda bizi izleyen varsa çok uzun zamandır yapmadığımız bir şey yapacağız. Beyaz Show'un köşelerinden bir tanesi de ama uzun zamandır yapmıyorduk. Canlı rating. Şu anda Ankara'da kameramız canlı yayında. Estergon Türk Kültür Merkezi'nin tam tepesinde. Estergon Türk Kültür Merkezi'nin tepesinden şu anda Keçiören, Pursaklar,
altında sanatoryum, kalaba, çan, kaya. Ha, birleşik. Abi, bölündüğü yere çan baksana kaya. Ama yani. Bölündüğü yere bak ama yani. Ama tam oradan bölünmüş, ne yapayım? Arkadaş, buna bir tire konmaz mı kenarına ya? Tiresiz olur mu bu işler? Evet, çan, kaya, su, bay, ev, levi. 7, 10, 1, 2, 3. Subay evleri incirli ve etlikten kameramız orada bir çekiyor. Oradaki izleyicilerimiz şu anda Beyaz Şov'u izliyorlarsa bağlanacağız. Ve bizi izliyorlarsa ışıkları yakıp söndürmelerini rica edeceğiz. Canlı yayında bizi kim izliyor, kim izlemiyor şu anda Ankara'dan bir görelim diye. Bir bağlanalım bakalım. Arkadaş, hazır değil, 12'den sonra şimdi mi söylenir? Sabahtan beri burada dilimiz bitti, dilimize tüy bitti. Hayır, oradan izleyenler de 12'den sonra şey yapacağız ya artık, ne yapalım yani. Benden bu kadar arkadaş, siz bir ara bağlarsınız artık, yapacak bir şey yok. Evet, Funda'ya devam edeyim madem öyle. Albüm hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ne zaman çıktı Funda'cığım? 8 Şubat'ta. 8 Şubat'ta çıktı. Memnun musun? Gidişattan nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Çok memnunum. Çok beğeniliyor. Satışlarımız da gayet güzel gidiyor. Harika. İyi iyi. Çok güzel. Bu albümle ilgili bize bir iki bir şey anlat. Yani bize bu albüm biraz bir değerlendir bilmeyenler için. Ben bir iki ufak bir şey söyleyeyim. Devamını sen getir. Eşinle herhalde ilk defa demeyeyim ama bu kadar çok parça ilk defa içine... doğru mu? Eşinden geliyor parça. Daha doğrusu söz ve müziği yaptığı şarkılar ilk evet. defa bu albümde var. Daha önceden hep besteleri oluyordu. Benim de bir şarkım var. Sevdiklerim diye bir şarkım var bu albümde. Çok önemli bir ayrıntı. Aysel Gürel sözü var iki tane. Şimdiye kadar rahmetli anıyoruz. Evet, evet. Allah rahmet eylesin. Şimdiye kadar hiç yapılmamış şarkılar sıfır yani. Aysel Gürel'in şimdiye kadar hiç ortaya çıkmayan şarkıları. Hiç ortaya çıkmamış sözleri bestelendi. Yeni iki tane beste var. Bugün bir tanesini okuyacağım hatta. Bir tane Cem Karaca parçası var. Cem Karaca var. Nazım Hikmetran şiirinin bestelendiği Herkes Gibisin adlı şiiri bestelemiş. Bu albümün özelliklerinden bir tanesi de bu mu? Sen her albüme böyle eskilerden bir iki bir şey koyuyorsun. Evet. Her albümden eskilerden oluyor. Bu albümde de Cem Karaca şarkısı oldu. Bir tane de Piyango mu var? Yanlış Piyango, mı söylüyorum? Piyango da cover bir şarkı ama Yunanca bir şarkı. Antonis Bardis'in bir şarkısı. Evet. Ona Türkçe söz yazdık. O çok sevimli bir şarkı oldu. Çok keyifli bir şarkı oldu. Bu albümdeki şimdi senin tutacak parçalarını sen anlayabiliyor musun? Bu parça gider, bu parçanın yürüyü var, bu parça tutar, bu parça işte yani ortalarda olur falan filan. Ümitli olduğun yani daha kafadan çıkış şarkın mesela öyle Aşkın Masum Çocukları mı? Yani en azından albümün adı. İsmi Aşkın Masum Çocukları. O şarkıda Günay Çoban'ın sözleri, Fevri Taşer'in bestesi ama ilk çıkış şarkısı sen ve benle yaptık. İlk programa girerken okuduğum evet, şarkıyı. Evet, sen ve ben. O çok beğeniliyor o şarkı ama onun dışında Aşkın Bana Değdi Değeli diye bir şarkı var. Sevdiklerinden. Evet. Evet. Yani ilk başta şu anda hemen hani öne çıkan şarkılardan diyebilirim. İkimiz var. Erite Erite diye bir şarkı var. Sana ben reklama girmeden önce bir şey söyleyeyim. Reklama öyle girelim. Tamam. Şimdi o kadar kuvvetli bir sessin ki bir de oturuşun, kalkışın, tavrın, tarzın, düzen, intizam anlamında söylemiyorum bunları. Yani biz, hani önemli olan hayatta bence konuşmayı ne kadar bildiğin değil de nerede susacağını bile bilmek yani. Hani orada tam susabiliyorsan konuşmanın da çok kıymeti ortaya çıkıyor. Şimdi insanlar seni çok seviyorlar. Sesinden dolayı çok seviyorlar, bu tarzından dolayı çok seviyorlar, şarkılarından dolayı çok seviyorlar. Onun için ben herkes adına bir şey söyleyeyim. Gerçekten de biz senin yaptığın şeylerin çok iyi olmasını istiyoruz yani. Çok teşekkür ederim. Yani gerçekten de istiyoruz. Bu albümde inşallah çok güzel bir albüm. İnşallah. Reklamlar var. Reklamlardan sonra Beyaz Show kaldığı yerden sürprizleriyle devam edecek. Haberiniz olsun. Evet. O bir Doritos. O bir. Arkadaşlar, onun romanını zaten her yerde görüyorsunuz.
sürpriz bir konuğum var, alkışlarla onu çağırıyorum. Türkiye'nin ilk SMS kitabı yazarı, SMS uzmanı, alkışlarla Can Tugay geliyor. Cancığım hoş geldin, nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Evet, bir enteresan bir roman yazmışsın gördüğümüz kadarıyla. Bir gösterelim önce şunu. Yazdım, roman oldu, kısa mesajlarım. Nereden geldi aklına böyle bir kitap yazmak? Vodafone 9 liraya 12 bin kısa mesaj veriyor. Evet. Yazdıkça fark ettim ki attığım mesajların içinde aşk, entrika, intikam, komedi her şey var. Her şey var, evet. Bunlar iyi bir kurguyla güzel bir roman olur diye düşündüm. Harika, bravo. Vallahi zaten gördüğüm kadarıyla çok büyük de bir hayran kitlen oluşmuş vaziyette. Ortalık yıkılıyormuş, doğru mu, imza günlerinde falan? Ya evet, sağ olsunlar, yalnız bırakmıyorlar. Yeri gelmişken söyleyeyim. Evet. 19 Şubat'ta Taksim İstiklal Caddesi'ndeyim ve 20 Şubat'ta da Bağdat Caddesi'nde imza günlerim olacak. İmza günlerim var, evet. Buradan herkesi de bekliyorum orada, beni yalnız bırakmamalarını umuyorum. Ayrıca beni Facebook ve Twitter'dan takip edebilirler. İsmim SMS uzmanı. SMS uzmanı. Facebook'tan zaten ben de seni takip ediyorum. Harikasın. Çok çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar Can Tugay için. Evet, Beyaz Show devam ediyor. Hemen hazır lafı açılmışken soralım. Facebook, Twitter falan kullanıyor musunuz? Var mı? Vardı, kapattık. Facebook'ta, Twitter'da, evet, hepsini. Evet, sende evet. Var mı Fatih? Facebook var da Twitter yok. Facebook var, Twitter yok. Canan? Facebook var. Facebook var, sende? Sordun. Şimdi sordum. Şimdi sordum, şimdi sordum. Rahat ol, rahat ol. Ben sorarken gözünün içine bakarım, sen tamam, rahat ol. Evet. Var mı sende? İkisi de var. İkisi de var. Evet. Funda? Yok. Yok, ikisi de yok. Yok, yani Facebook... Ses sonundaki o acı nasıl ifade yok diye. Yok, evet maalesef. Ya bir fanların, yani fan club Facebook grubu var ama evet. Benim özellikle ben kendi ismimle girip de böyle yazışma falan yapmıyorum. Yazışma falan yapamıyorsun, yok, zaten yetişemiyoruz yani. Yok. Evet, Behzat Ç'nin vardı ama öyle zannediyorum, doğru mu? Var. Var mı bir tanesi evet. Falan filan bir şeyi? Var. Var. Ankara hazır mı? Ankara hazır. Evet, Ankara'dan canlı reytingimizi yapalım arkadaşlar. Bu sefer hazır. Bir daha tekrarlıyorum. Keçiören, Pursaklar, Altında, Sanatoryum, Kalaba, Çankaya, Subay Evleri, İncirli ve Etlik'te şu anda bizi seyredenler ışıklarını yakıp söndürmeye başlasınlar. Şu anda kameramız Estergon Türk Kültür Merkezi'nin tam tepesinde. Evet. Bir dakika, bir dakika. Abi öyle ışıl ışıl bir yere koymuşuz ki. Zaten yakıp söndürse de çok uzaklarda seyrediliyoruz gördüğünüz gibi. Evet, çok uzaklarda, yeni mahalle falan o taraflar demek ki. Önlerden, önlerden. Abi hep iş merkezleri var tabii. Evet! İşte görülüyor. İşte görülüyor. Oralardan bizi seyredenler harika. Harika. Abi bayağı seyreden var maşallah. Kamerayı biraz daha sola, biraz daha sola. Sola, 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 evet. Benim resmimi kaldırın oradan. Benim resmimi kaldıralım oradan. Kaldıralım benim resmimi oradan, evet. Yok, kötü durdu. Bir daha koyalım, benim resmimi koyalım. Bensiz olmuyormuş, onu ben aldım. Harika, o ışığı yanıp sönen evlere buradan selam söylüyoruz Ankara'da. Bizi izleyenler. Maşallah. Şöyle... Evlerden bir tanesine yakınına biraz zoom yapabiliyor muyuz? Bir tanesine şöyle yakın girebiliyor muyuz bizi izleyenlerden? Evet, orada bir apartman, harika. Apartmanın hepsi bizi seyrediyor. En alt kat uyuyor mu? Evet. Evet, cama çıkarlarsa... Cama çıkarsa biz buradan bir el sallayalım kendilerine. Onlar da bize bir el sallasınlar. Şöyle görelim. Harika. Evet. Açalım. Camları açalım. Atlayalım aşağıya doğru. Atlayalım aşağıya doğru. Aman 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 diyeyim. Evet. O aileye buradan selamlar, sevgiler. Bir sırada Fun, efendim? Kendi aranızda, benim ilgisi yok. Evet, pardon, özür dilerim.
Evet, hala el sallıyorlar. Biraz daha demek ki el sallamakta fayda var. Biraz daha el sallıyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz Ankara'ya. Sağ olsunlar. Bütün Ankara'ya selamlar, sevgiler. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, canlı reyting. Evet. Evet. Şimdi de programı ele alıyorum. Ele mi alıyorsun? Çok özledim program yapmayı. Vallahi de. Vallahi çok özledim. Yapıyor muydun daha önce? Hayır, yapıyordun da daha önce. Yani ya arkadaşlar. Aman yarabbim. Aman bir dakika. Daha önce tabii ki program yaptığını ben de biliyorum. Tabii ki biliyorum. TRT'de Kıraç'la beraber yaptıkları programın müptelasıydım. Gidip TRT'nin dibinden seyrederdim. Yani öyle camdan bakardım böyle. Daha önce benim sorumun sebebi şuydu. Daha önce program yaptım mı dememin sebebi şuydu. Neydi canım? Neydi ha? Çevir kazı yazmasın. Daha önce program yaptın mı? Neden yaptın? Neden? Niye durup dururken program? Yaptım. Çok güzel müzik programları harika yapmayı programlar oldu, evet. Seviyorum, sevdim. İnşallah sonra bir daha yaparım ama İnşallah. Biz sana sürpriz yaptık. Bana sürpriz yaptınız. Tabii canım, hep sen mi gelen konuklara sürpriz yapacaksın? Gelen bak, konuk size sürpriz yaptı. O kadar seviniyorum ki böyle olunca. Neden? Yurt dışında talk show'ları seyrediyorum. Gelen konuk da programa çalışıyor. Bizde mesela gelen konuk böyle oturur dört tane. Beklerler kendilerine ne soracağız diye. Kendileri efendim bir araya gireyim, biz de sana bir sürpriz yaptık. Gelirken setten bir hediye, Ankara'dan bir pişmaniye getirdik. Hiç bunlar yok Adapazarı'nda. En azından küçük bir keçi değil mi? Şöyle bir insan bir alır gelir yani bir şey yapar. Bayılıyorum. Ne yaptınız bana sürpriz? Hediye mi? Hediye mi? Yok. Altın falan gibi bir şey. Tabii, nasıl? Altın yaptık böyle. Direkt beşi para verin valla bana, tamam. Hiç şey yapmayın. Nedir sürpriz? Güzel bir şey. Seyredeceksin. Seyretmen lazım. Allah, seyredilecek tabii, bir şey. Tabii, seyredilecek bir şey. Çalıştık yani, geldik erkenden. Erken geldiniz, burada mı yaptınız? Tabii, tabii. Ne diyorsun ya? Bir seyredelim. Allah Allah, seyredelim peki. Ben de binadaydım, ne oldu? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadığınız için, geldiğiniz için. Buyurun. Beyazıt'la ilgili sorular soracağız size. Ona bir biraz sürpriz yapmak istedik açıkçası. Şu an zaten beni de evde oturuyor. Onu seyredeceğimiz biliyor. Öyle mi? Evet. Bayağı sürpriz olacak o zaman onun için. Herhalde. Peki ben size şunu sormak istiyorum. Siz ne öğütler verirsiniz Beyazıt'a? Veya öğütlerinizi dinler mi, tutar mı? İki evladım var. Abisini Allah de, bağışlasın. Onu da. İkisini de çok severim. Pek fazla öğüde ihtiyacı yok Beyazıt'ın. Çocukken yaramaz mıydı? Kızdırıyor muydu sizi? Pek yaramaz sayılmazdı. Akıllı bir çocuktu. İşte Beyazıt biraz oyunu pek severdi. İçeri almakta zorlanırdı. Sokaktan mı? Evet. Girmek istemiyor evet, muydu eve? Evet, girmek istemezdi. Normal hayatta da Beyaz böyle esprili midir? Beyazıt neşeli bir çocuktur. Hı hı. Yeri geldiğinde espriyi sever. Öyle boş espriler yapmaz. Hep ailede denir ya, işte şu özelliği de bana çekmiş. Şu özelliği işte babasına çekmiş. Tabii akıllı olması hep annelere çeker zaten. Vay süper. Şahane. Peki babasına benzettiğiniz yanları var mı? Kararlı, güçlü olması babasına benziyor. Kararlı ve güçlü olması babasına benziyor. Ondan almış. Ben biz size çok teşekkür ederiz. Rica sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili Beyazıt'cığım, senin de hayatında bir anı olsun, hem de bizim hayatımızda anı olsun diye sevgili anneciğim Nurten Hanım'la böyle küçük bir sohbet ettik. Sana da sürpriz yapmak istedik. İnşallah kızmazsın. Seni seviyoruz. Programda görüşürüz. Ya vallahi bak ben bir şey söyleyeyim. Annem hayatta televizyon programlarına yani böyle bir yerlere ben çıkartmam yani. Kendisi çıkmak istemez. Biliyorum. Annemi buraya getirmek çok acayip bir şey. Yani nereden ikna ettiniz, getirdiniz? Nasıl oldu? Biraz kolay olmadı.
çok yani ikna etmek... Acayip heyecanlanmış şu anda, yemin ediyorum. Çok heyecanlı. Evet, geldi, çok keyifliydi, çok tatlıydı. O da kızım dedi, ben normalde hiç çıkmıyorum, çok heyecanlanıyorum dedi. Ama böyle çok kısacık keyifli bir sohbet yaptık. Allah'ım, o zaman... İnşallah sana sürpriz olmuştu gerçekten. Bana çok büyük sürpriz oldu. Ben şeyi merak ediyorum ya, mekan burası mıdır? Burası. Arka taraftaki turşular nedir abi? Yemekhanenin orada. Kanal D'de aynı zamanda turşu şeyi de yapılıyor. Yani Kanal D'de Kanal D'de bizim eskimiş şovmenlerin de yakında turşusunu bir tarafa koyacaklar. Turşu imalathanemiz var. Çok büyük sürpriz oldu. Gerçekten çok çok teşekkür ederim. Benim de sana bir sürprizim var ama. Aa. Eyvah. Evet. Alo. Sen bana bunu yaparsan ben sana sürpriz yapmaz mıyım? Ne yaptın? Evet. Para mı? Hayır, para değil. Çok daha keyifli, çok daha güzel bir sürpriz. İzleyelim mi hep beraber? İzleyelim. Tamam. Buyurun. Ay, çok merak ettim. Sevgili Funda Arar, gerçekten de hayatımın en büyük sürprizlerinden bir tanesini bana yaptın. Yani bugüne kadar çok sürpriz gördüm ama böylesini ilk defa yaşadım. Acayip heyecanlıyım. Şimdi de benim sana çok güzel bir sürprizim var. Yanımda görmüş olduğunuz hanımefendiyi hemen size tanıtayım. Adınız neydi ablacığım? Hülya Çiğdem. Evet. Meslek neydi? Turizm otelcilik. Annem misiniz? Hayır. Ne iş yapıyorsunuz? Oyuncuyum. Çok teşekkür ediyorum. Fundacığım sana da çok teşekkür ediyorum. Ablacığım teşekkür ederiz. Böyle şey ya. Ya siz beni kandırdınız mı? Ya. Bak ama çok güzel sürprizdi gerçekten. Ya bırak ya. Ben de burada kendi kendime şey yapıyorum. Ya. Sürpriz yaptım ben. Ama niyet de güzel yani, yapmak istemem bile çok güzeldi gerçekten de. Bana bunun haberi geldi. Annem burada yok. Hani İstanbul'da değil. Gelmese de imkan yoktu. Dedik ki arkadaşlarla annemin yerine başka bir hanım bulalım da yani ayıp olmasın sana bu halde. Gelmişken diye. Ama çok güzel olmadın. Birbirimize sürpriz yaptık. Hadi şimdi sen bana bir sürpriz daha yap. Hadi. Ya ben de diyorum ki. Ya diyorum ki anneni çok da nadir olsa böyle birkaç yerde görmüşlüğüm var. Hani hafif bir benzerlik var ama... Ama çok benzettik yani gerçekten de. Hanımefendinin saçları değişti, gözlük mözlük geldi gerçekten de. Allah'tan keçiyi getirmemişiz. Dana'yla karşılaşabilirdik yani. Ya evet. Böyle bir şey tabii, var tabii. Keçi getirmeye Dana'yla sürpriz yapıyordu. İnanmıyorum. Ya kızdın mı? Kızmadım valla. Valla kızma. Süpermiş yani. Valla güzel çok olmadı. Çok güzel Tonga'ya düşürdünüz. Yok. Sağ olun, var olun yani. Estağfurullah. Bunu ekibimin sayesinde valla sağ olsunlar. Çok vallahi teşekkür ederim. Yemin ederim. Ya Can nerede? Can'ı var ya paralayacağım. Diyor ki bana, abisiyle konuştuk diyor. Çok şey yaptık diyor, böyle işte ikna etmek için uğraştık falan filan. Bizim en büyük korkumuz sen... Can'ın Can'dan da mı haberi? Bilmiyor. Ona da ayıp. Bari ona söyleseydiniz, bizim ekipten yani. Ekibe ay, de yalan yani. İnanamıyorum ya. Ekip kendi içine de yalan yani. İnanamıyorum ama süperdi. Vallahi güzel vallahi olmadı mı? Vallahi çok güzel. Program burada bitsin. En güzel yeri vallahi. Süper vallahi oldu ya. Buralarda bir yerde kapatalım. Hoşçakalın. Behzat Ç'ye de güzel haydi bakalım. Diye böyle. Şimdi daha büyük sürpriz. Funda Arar'ın annesiyle röportaj yaptım. Hayatta değil mi? Bir yanlış bir şey söylemedik ya. Evet, ha, selam söyleyelim. Evet. Bazen çünkü böyle bir şey söylüyoruz yanlış bir şey oldu diye. Evet, konu da böyle işte buralarda bir yerde şey yaptık. Aylin Öztürk Ankara'dan. Aylin'ciğim iyi geceler. İyi geceler Beyaz. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Harikayız, bomba gibiyiz. Konuklarımız iyi, seyircimiz harika. Evet, Ankara'dan konuklarınızı iyi. Gördüm de çok şaşırdım. Şöyle ifade edeyim, benim için bir dua etmişim. Kabul olmuş gibi bütün sevdiğim sanatçılar, oyuncular hepsi orada. Sen başta olmak üzere tabii. Teşekkür ederim. Evet. Sağ ol. Var mı soruların? Hemen alalım. Okuyor musun? Sorularım var. Evet. Pardon, alamadım. Bir şey sordun sanıyorum. Okuyor musun? Çal dedim. Kaldı. Pardon. Çalıyor musun? Okuyor musun? Çalıyor musun? Ben ev hanımıyım.
Ev hanımısınız. Evet, 3 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Selamlar, sevgiler teşekkür hepsine. Teşekkür ediyorum. Sorularınızı alalım şimdi Aylin'cim. Tabii, hemen. Benim öncelikle Harun'a, Fatih Artman'a bir sorum olacak. Evet. Buyurun efendim. Merhaba Harun. Merhabalar. Harun diyorum çünkü diziyi o kadar severek ve alışkanlıkla izliyorum ki sizin karakterlerinizi benimsedim. İsminin Harun olduğunu düşünerekten. Harun, sürekli dizide bir şeyler yiyorsun. Allah Allah. Evet. ve cips yiyorsun. Bu cips mesela bunu isteyerek mi yiyorsun yoksa zorla mı? Bir dakika, izleyelim. Görüntüsü var. Bir izleyelim Harun'un yanına. Papa 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 lama lama dip dip papa 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 lama lama dip dip lama lama dip dip. Getireyim bir tabak daha. Getir, şundan getir, şundan. Yer misin? Yok. Zaten vermem, merak etme, çok pahalı bu. Yediğinde mi gözün var lan? Ha? Al! Al sen yiyorsan lan! Sen yiyin! Evet. Evet ya. Harun'cum alabiliriz şimdi cevabı. Yani öyle bir soru ki... Yemesem olmaz demem esasında da hani... Ama diziye ilk başladığın görüntüler de var. YouTube'da başka bir yerde izliyorum ben. Ciddi daha zayıfmışsın yani o tabii, dönem. Evet. Diziyle beraber mi yani bu kilo olayı? Yani kilolu değilsin şu anda da fitsin de. Tabii. Ama işte kime göre fitsin yani hani öyle bir... Diziyle beraber değil ya. Daha önce 3 yıldır kilo almaya başladım dizi için. Evet. Ya yediğim şeyleri esasında... Çok da isteyerek yemiyorum çünkü öyle bir şey oluyor ki işte... Hadi şimdi bırak Allah aşkına evet, yani. Evet, çok isteyerek yiyorum. Çünkü çok fazla yiyoruz hani tekrarları yapıldığı için. Doğru, evet. O yüzden hani bazen istiyorum bazen istemiyorum. Yediğim şeye bağlı. Ya sen biraz anlatsana bize kendini. Millet seni merak ediyor. Ne yapıyorsun abi? Okuyor musun sen? Okuyorum abi. Nerede okuyorsun abi? Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünde okuyorum. Ya da kaçıncı sınıftasın son abi? Kaç? Son. Son sınıf. Bitiyor. Bitiyor inşallah. Peki bu diziye girmen nasıl oldu? Bu diziye girmem ilginç oldu. Benim çok yakın bir arkadaşım var. Onunla beraber o da Erdal abinin çok yakın bir öğrencisi diyeyim. Evet. Ondan sonra onun yanına gitmiştik. O sırada Serdar Hoca beni gördü. Serdar Akar. Erdal abi gördü. Daha sonrasında ben dişçiye gittim dolgu yaptırmaya. Dolgu yaptırırken telefon geldi seni çağırıyorlar diye. Gittim. Gittin. Ondan sonra bu görüşmeler sıklaştı. Sonra diziye girdim. Girdin. Ayça, ne diyorsun Fatih'in oyunculuğu için? Yani bence dizinin en önemli karakterlerinden bir tanesi oldu değil mi? Kesinlikle. Çok acayip. Çok. Yani biz Fatih'le en başında da konuştuk işte. Ne yapacağım ben son sınıfta, çok mu zorlanacağım acaba, dersler bir yandan set. Vallahi dedim yani senin için çok güzel bir tecrübe. Ve bence müthiş bir performans sergiliyor. Çok seyirci acayip de bunu çok güzel şekilde tepkiler gösteriyorlar ve ben... çok beğeniyorum çünkü çok gerçekçi. Yarattığın karakteri kendin mi yarattın yoksa yazılanda zaten var mıydı yani? O biraz böyle var mıydı? Kendin üzerine koydun? Ya vardı ya. Ya ben hep söylüyorum yani senaristler gerçekten acayip önemliler bu işte. Ya onların yazdığını oynuyorsun sonuç olarak. Ya onların yazdığını işte biz de kendi adıma bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Doğaçlama var mı? Var. Yani var mı içine doğaçlama? Var. Hatta bir ara abarttım doğaç olmayı. Sahneler bitmiyordu. Evet. Öyle mi? Ha, o en kadar. En büyük sıkıntı oradaydı yani. Sahneleri bir türlü noktalayamıyorduk yani. Ama senaristin, yönetmenin doğaçlamaya bu kadar izin veriyor olmasa çok güzel bir şey. Kesinlikle. Yani. Erdal abinin de izin veriyor olması çok önemli bir şey bence. Kestik demiyorlar. Ne yapacaksınız? Doğru. Şey doğaçlama mıydı? Biraz var mıydı onda? Merkez seviyorum. Yok. Seviyorum merkez. Yok. Yoktu. Onda hiç yoktu. Ya ama çok güzel türkler var dizinin içinde. Ya Aylin'cim seni bekletiyoruz. Kusura bakma. Laf lafı açıyor ama ben de biraz bir şeyler merak ediyorum. Sana sonra yeniden döneceğim. Ha. En son bölümü İstanbul'da çektiniz, İstanbul'a geldiniz. Yani tabii ki Ankara'ya olan hayranlığınız, Ankara'ya olan sevginiz belli. İstanbul'a karşı ince bir tavır var. Hatta İstanbul'a geldikten sonra tam dönerken İstanbul'dan İstanbul tabelasının önüne de gereken hacetinizle giderdiniz. Tebrik ediyoruz. O ama yani Necat İstanbul'a dönerken Ankara tabelasına iki tane kurşun sıkmıştı. Biz de denkleştirmek için 4 kurşun sıktık yani. 4 kurşun sıktınız. İstanbul'daki bölüm de mükemmeldi. Bütün bölümler mükemmel. İçine koyduğunuz türküler çok güzel. En son İstanbul'da işte
bu hafta içinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi. İstanbul'a gelip bir Ankara'da hamburger istiyor. Islak hamburger geliyor. Bunu niye ıslattınız diyor. Dürüm istiyor, tosta basılmış, tost makinesine basılmış dürüm geliyor. Bunu niye bastınız diyor. Böyle böyle klişeler var. Çok güzel yakalanmış şeyler var. Onun için de dizi gitgide böyle daha bir keyifli hale geliyor. Nejat devam edecek mi bu arada? Vallahi edecek yani. Çünkü Nejat kötüyü oynuyor. Kötü olduğu sürece iyiyle çatışması her daim olacaktır. O bu sezon boyunca devam edecek ama her bölüm değil o. 5-6 bölümde bir belki gelecek. Hı hı. Hikayeye dahil olacak. Biz her bölüm bir cinayet çözerken aynı zamanda Behzat Ç'nin ve etrafında olan insanların da devamını ve sürekliliğini sağlıyoruz. Öyle olunca da Nejat sezon sonuna kadar Güven'le beraber. Evet, çok da yakıştığını söyleyelim dizinin içine. Güven'in içinde Nejat çok, çok keyifli. Yani. Nejat'la karşılıklı oynamak çok keyifli ya. Evet, Güven'le keza öyle. Oğlanlarla öyle. Evet. Hanımefendilerle öyle. Hanımefendilerle çok şanslıyım. Hocam, Aylin'cim hemen döneceğim ama çok merak ettiğim başka bir soru. Dizinin bir şey anlatmak gibi bir derdi var mı? Mesaj vermek gibi. Evet, mesaj vermek gibi. Yoksa biz bunu böyle izleyelim. Biz böyle izleyelim onu ya. Evet, yani herkes içinden bir şey çıkartmaya çalışmasın. Yok, çıkartmaya çalışsınlar da biz altını çizmeyelim yani. Nasıl, pardon Canan? Çalışsınlar ya da çalışmasınlar. Sağ mükemmel oldu. Gerçekten de mükemmel oldu. Funda al bakalım mikrofonu da sen arkadaşlar. Benim ya, özel mikrofonum. Kendi mikrofonun geldi mi? Evet. Aylin'cim devam edelim buyurun. Evet, benim Erdal Veşitçioğlu'na da bir sorum var. Buyurun efendim. Merhaba. Merhabalar. Öncelikle böyle başarılı bir dizide rol aldığınız için sizi kutluyorum. Gerçekten çok şey katıyorsunuz. Teşekkür ederim. Arkadaşlarla beraber her kesinlikle, daim. Kesinlikle, kesinlikle. Benim sormak istediğim, aslında bu benim sinema tadında izlemek istediğim bir diziye dönüşüyor giderek. Hı hı, hani bu şeyden dolayı değil, işte içinde çok küfür var vesaire, bundan dolayı değil. Gerçek olan bir şeyleri anlatıyor. Yani gerçek hayatın içinden gelen bir öykü gibi. Bir sinemaya dönüştürme gibi bir düşünceniz var mı ileriye dönük olarak? Var tabii. Bu Haziran ya da Mayıs ayında Beyaz Bilir Ankara'da böyle kavakların tüylerin uçuştuğu bir mevsim vardır. Çok güzeldi. Ankara'ya kar yağar. Bu Emrah'ın ikinci olan kitabı var. Polisiye. Son Afriyat. Son Afriyat'ı sinema filmi halinde vizyona sokacağız inşallah. Bu ekiple. Evet. Aynı ekip. Evet, aynı ekip. Çok sevindim. Kendi adıma. Evet, vallahi biz de seviniyoruz. Emrah çok güzel yazmış Son Afriyat'ı da. Mükemmel bir roman. Ama o diziye dönmeyecek değil mi? O sadece sinema filmi olarak. O sadece sinema filmi, evet. Evet, Aylin'cim var mı başka sorun? Var. Tabii ki Funda Arar'a. Evet. Funda, merhaba sana da. Merhaba, merhaba. Şarkılarınız, bu soru değil aslında, bu benim bir düşüncem. Sizi bulmuşken bunu mutlaka size söylemek istiyorum. Şarkılarınız hiç eskimiyor. Teşekkür ederim. Ve hiç de eskimeyeceğini düşünüyorum. Sizin güzelliğiniz gibi ayrıca. Çok teşekkür ederim. Çok başarılı buluyorum ve çok büyük bir hayranınızım. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok ne mutlu bunları evet, duymak. Sorusu bunun var mı? Yani çok büyük bir hayranınızım mı? Falan mı yani? Bir soru var mı bunun içinde Aylin'cim? Yok, baştan söylediğim gibi bir soru değil. Bu benim düşüncem. Ha, pardon. Evet. Sorun var mı? Sorum yok. Sana başarılar diliyorum. Alo. Buradayım. Aylin dinliyorum ben seni. Bu arada oğlum sana bir şey söylemek istiyor izin verirsen. Tabii buyursun. Beyazlar mısın? Beyaz. Beyaz. Efendim? Beyaz dedi. Besas dedi. Seni tam söyleyemedi. Ha, anladım. Orada kaldık. Olsun. Belki de Besas ayrıca demek istedi. Ayrıca eşin şu an Suudi Arabistan'da çalışıyor. Eşiniz Suudi Arabistan'a çalışıyor. Evet, beni izliyor olabilir. Harika. Evet, ona çok selam söylüyorum. Onu çok sevdiğimi buradan söylemek istiyorum ve çok özledim. Sadece siz değil, eşinizi biz de çok seviyoruz. Buradan eşinize selam söylüyoruz biz de. Aylin'cim ufaklığı da öpüyoruz. Kendine çok iyi bak. Çok teşekkür ederiz. Sağ olası var olası. Teşekkür ederiz. Behzat Ç ile ilgili polisiye bir dizi olduğu için benim babam da eski bir polis olduğu için rahmetli Ankara'da bir de yaptığı için polisliğini
Diziyi seyrederken az çok böyle bir şeyim. Yani izlerken kendimi de içine koya koya izliyorum. Ama biz ekiple beraber dedik ki biraz daha eskiye gidelim. Daha eskilerde Yeşilçamlar'daki polis filmleriyle bugünkü Behzat Ç'nin arasında bir uyum var mı? Yani birbirine denk gelen, örtüşen şeyler var mı acaba diye. Bir ufak VTR hazırladı arkadaşlarımız. Bir hep beraber onu bir izleyelim. Yeşilçam'la Behzat Ç'ye karşılaştırması. Tecavüz. Tecavüzden önce mi ölmüş? Olabilir. Komiserim, tecavüze uğramış galiba. Nereden anladın? Yüzünde öyle bir ifade var. Şimdi bak, o görüntüdeki Fuat mı? Elinde kırık şişesiyle biri sizi tehdit ediyormuş dün gece. Tanıyor musunuz onu? Tanımıyorum. Bize verdiğiniz malumat için teşekkür ederiz. İyi günler. Adı neydi? Tarık. Polis! Ben yıkılmam! Neredeydin lan dün gece? Evde. Ölmüşse kimin öldürdüğünü bilmek istiyorum, anlıyor musun? Hayır, ölmedi. Ölmüş olabilir. Hayır, ölmedi! 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 Ne yapıyorsun? Ölmedi! Buradan gitti. Evet, kısaca bir üzerinden geçmiş olduk bunun da. Funda'yla devam edelim. Funda'cığım, hangi parça? Bu parçanın kısa bir hikayesi var mıdır? Bize bir şey anlatmak ister misin bununla ilgili? İkimiz adlı şarkıyı söyleyeceğim. Evet. Aysel Gürel sözlerini yazdı. Gene Febri Taşer'in bestesi. Harika, Febri Taşer'in bestesi. Dinleyeceğiz ama hazır buradaki ekip de varken, seyirciler de öyle zannediyorum bunların çok hoşuna gider. Canlı orkestramız burada. Evet. Mikrofon burada. Reklam dönüşünde... Biraz sonra ne zaman istersen böyle ince bir sanat müziğine de falan halk müziğine bir yerlere evet. Böyle bir girip çıkamaz mıyız sen buradayken? Tabii söyleyeceğim. Ha? Harika ol. Vallahi harika ol. Artistler Fundalar için. Biz aşkı aşmışız. Gitme hasret tam yanı başımda. Ya sıcağı gibi yanıyor hasret deli kanımda. Gitme dinle tutuşalım gel bir sözüne. Söyle, yine söyle, çılgın bir nefesle. Gitme, dinle, tutuşalım, gel bir sözle. Söyle, yine söyle, çılgın bir nefesle. İkimiz bir oyunda son perdelerde. İkimiz ayrılıkta başrolde. Sayfada boş ümitlerle ikimiz bence hala sevgiliyiz. İkimiz bir oyunda son perdelerde. İkimiz ayrılıkta başroldeyiz. İkimiz aynı sayfada boş ümitlerle ikimiz bence hala sevgiliyiz.
çılgın bir nefesle. Gitme, dinle, tutuşalım el bir sözle. Söyle, yine söyle, çılgın bir nefesle. İkimiz bir oyunda son perdelerde. İkimiz ayrılıkta başroldeyiz. İkimiz aynı sayfada boş mimizlerle. İkimiz bence hala sevgiliyiz. İkimiz bence hala sevgiliyim. Teşekkürler. O bir Doritos. O bir Merhaba sevgili izleyiciler. Beyaz Şov ekibinin gönül telimizi titretenlere bir selam göndermek için hazırladığı Damar Damar Üstüne ile karşınızdayız. Bu haftada listemiz sizlerin beğenileri doğrultusunda oluştu. Listemizdeki 3 numaradaki şarkımız Olmuyor Böyle. Sevgili seyirciler, yıllardır şarkılarla iç içeyim. Duygu nedir bilirim. Bu şarkıda duygu var, sitem var. Ama en önemlisi duruş var. Şarkıcımız içten ve mütevazı tavrıyla bence 3 numaradan girdiği bu listede yükselir. Buradan da şimdiden söyleyeyim. Eğer Olmuyor Böyle 1 numara olursa ona klibini ben çekeceğim. Olmuyor böyle. Olmuyor böyle. Sevgin hiç kalbime dolmuyor böyle. İzliyoruz efendim. Bu nasıl bir aşk? Nasıl sevgi? Geldik 2 numaraya. Bu hafta internette tıklanma rekorları kıran Van'ın Yağbasan köyünden ilkokul öğrencisi Mukaddes Bahçeci listemize 2 numaradan sıkı bir giriş yapıyor. Saçlarından bir tel aldım. Haberin var mı yar? Haberin var mı? Ben gönlümü sana verdim. Haberin var mı yar? Haberin var mı? Ve geldik liste başına. Değerli izleyiciler, bu hafta bir numara kim mi? Evet, bu hafta listemizin bir numarasında Didem ve Fırat var. Büyük ses Didem ve şarkı söylerken kulaç atan adam Fırat. Listemizin zirvesine ambargo koyan bu ikili şimdi sizleri de bir duygu girdabına doğru alıp götürecek. İyi yolculuklar diliyoruz efendim. Hep sahteyse aşklar, bitmeyen yalanlar gönlümden uzak olsun. Öldüren bir zehir, böyleyse bu şehir İstanbul olmaz olsun. Sevgili seyirciler, haftaya buluşuncaya kadar Allah'a ısmarladık efendim. Hep sahteyse aşklar, bitmeyen yalanlar gönlümden uzak olsun. Thank you.
Yaşayamam.
benzemez kimse sana. Tanrına hayran olayım sizde. Geç kalma erken gel, sakın geç kalma erken gel. Tahammül kalmadı artık, tahammül kalmadı artık. Sakın geç kalma erken gel, aman geç kalma erken gel. Sakın geç kalma erken gel, aman geç kalma. Sakın geç kalma erken gel, aman geç kalma erken gel. Sakın geç kalma erken gel, aman geç kalma erken gel. Sakın geç kalma erken gel, aman geç kalma erken gel. Sakın geç kalma. Yeah!
Bravo! Orkestraya kocaman bir alkış alalım arkadaşlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Vallahi harikasın ya. İyi ki varsın vallahi. Gel. Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz bu gece. Bu gece sadece Funda söylemeyecek. Sevgili Ayça'dan da bir şarkı alacağız bu gece. Çünkü çok güzel bir sesi var. Gerçekten de. Şimdi bunları biliyor musunuz köşesine geldik arkadaşlar. Canan Ergüder'le başlayalım. Tatil köylerinde, çocuk kulüplerinde yıldız olduğunu söylemiş arkadaşların çevren. Doğru mudur? Anlamadım. Tatil köylerinde, çocuk kulüplerinde küçükken bir yıldız olduğunu söylemişler. Doğru mu? Yani böyle dans ederdim falan. Dans ederdim. Peki. Amerika'da en iyi okullara gideceğim, sıradan okul olursa gitmem dediğini ve aktör stüdyoya kabul edildiğin. Doğru mu? Doğru. Doğru, harika. Ne kadar kaldın Amerika'da Canan? 14 sene. 14 sene. Seni ne getirdi Türkiye'ye? Bıçak Sırtı dizisi. Ne? Bıçak Sırtı. Ha, Bıçak Sırtı. Chuck City anladım ben de. Ne güzel diziler çekiliyor. Chuck City'de oynadım diye. Bıçak Sırtı. Peki. O da çok güzeldi ya. Evet. Çok güzel de bir diziydi. Ekibi çok de şık. Çok güzeldi yani. Her şeyi çok güzel. Küçükken çocuk filmleri yerine 1950'lerdeki filmleri seyrettiğin doğru mu? Doğru. Kimi severdin eskilerden? Fred Astaire, Ginger Kelly, Müzikal. Ginger Rogers, Gene Kelly. Gene Kelly, ben de bayılırım. Dik kafalılığını 12-13 yaşında belli ettiğini, hazırlık sınıfından sonra İngiltere'ye gittiğini ve odasının kapısına, İngiltere'deki odanın kapısına anne baba giremez tabelası astığın doğru mu? Hayır, Türkiye'deki kapıma. Ha, Türkiye'de babam söylemiştir bunu. Babanız söyledi, evet. Biz çünkü söyleyenlere de afişe ediyoruz. Evet. Çok kızdığı zaman ilginç bir ses tonu ile anneciğim dediğini. Nasıl bir ses tonu ile anneciğim diyorsunuz? Diyemem, yapamam. Yapamazsınız. Hayır. Kızdırmak mı lazım illa? Evet. Peki, onun da yeri gelecek. Onu da yapacağız. Ayça Bağlar. Garip bir şekilde ufak tefek kazaların onu bulduğunu, Afrika'da kafasına sahne dekoru düştüğünü, sonrasında oyun arkadaşının düştüğünü, Bodrum'da kafasına laptop düştüğünü. Afrika değil o, Amerika. Amerika'da mı ha? Evet. Bütün bunlar oldu mu gerçekten? Oldu. Var mı bir sakalı sende mi var yoksa gezdiğin yerler mi ne? Çekiyor. 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 Kafada bir şey var mı? Bilmem. Vardır belki de o yüzden böyleyim. Var. Evet. Dişe çarpan çatal sesinden nefret ettiğini. Hiç mi? O gıcır gıcır eder onlardan. Yapma. 2003'te Fahir Atakoğlu ile Japonya'ya vokalist olarak turneye gittiğin doğru mu? Evet. Harika. Sen nerelerde söyledin? Neler yaptın? Japonya'da mı? Daha önce. Hayır. Daha önce nerelerde söyledin? Yani işte 2003'ten beri söylüyorum. Bir grubun herhangi bir şey. Yani 2-3 tane grubum var. Eylem Pelit ile çalışıyorum. Çağrı Sertel Trio ile çalışıyorum. Gidip izleyebileceğimiz bir yer var mı senin? İnşallah albümüm çıkacak. Albümüm çıktığı zaman. Ha, evet. Harika. Ne zaman çıkacak? Umarım 2011 sonbahar. 2011 sonbahar. Umarım. Türü, tazı? Mehmet Yaman şarkıları. Evet, bayağı nostaljik parçalar. Ajdalardan falan var. Yok. Değil, pardon. Mehmet Vedat Sakman besteleri, Cenk Taşkan, benim bestem var iki tane. Eylem Pelit'in bestesi var. Bütün aranjmanlar Eylem Pelit'e ait. Biz bakın, o dizi çekimi yaptığımızda karım ve annemi çektik biz beraber, evet. Ayça'yla. Yıllar önce Kanal D'ye yaptığımız diziydi değil, evet, mi? Kanal D'de. O da Mehmet abi de oynuyordu. O evet. Dönemden mi evet, gelen bir şey? Evet. Peki, ona da selam söyleyelim. Buradan selam söylüyorum. Küçükken ablasının kıyafetlerini giydiğini, bu yüzden saç saça baş başa kavga ettiklerini, camları kırdıklarını, evet. En son kavgalarında yan komşuları Seyyal Taner'in onları ayırdığını. Bu nasıl bir şey? Yan komşunuz Seyyal Taner mi? Evet. Ayırmaya gelene bak. Maşallah, evet. Seyyal Hanım'a da buradan selamlar. Deyimleri yanlış kullanmasıyla ünlü olduğunu, iftar yapan teknik ekibe Allah kabul etsin yerine Allah bağışlasın arkadaşlar dedi. Doğru. Başın sağ olsun yerine maşallah dediğini. Evet, belaymış ya. Yani. Çok iyi rap söylediğinde ya. Yazmışlar. Devam ediyorum. Sevgili Erdal Beşikçioğlu'yla. Tiyatro oyunundan sonra rol, yani ne yazmıştı anlamadım. Tiyatro oyunda rolü gereği çok adrenalin salgıladığını, oyundan sonra serhoş gibi dolaştığını yazmışlar. Doğru mudur? Doğrudur. Doğru.
hızlı araba kullanmayı sevdiğini. Doğrudur. Yemek yemeyi unuttuğunu, arkadaşların hatırlatınca yemek yediğini. Doğrudur. Öyle mi gerçekten? Kötü ses sistemi olan bir yerde asla müzik dinleyemediğini. Doğrudur. Karısını ilk defa konservatuvar sınavında sıra beklerken gördüğünü ve bu kız benim eşim olacak dediğini. Doğru mu? Evliyim işte onunla. Haliyle doğru yani. Tamam da bunları bana kız diye yapmıyorum. Buna ortak bir nokta bulalım da şurada bir uzlaşalım diye söylüyorum. Evet. Chuck Norris filmlerini ve San Francisco sokaklarını çok sevdiğin. Bayılırdım. Ne kimdi San Francisco sokaklarının başrolünde? Karl Malden. Evet, şeyle beraber değil mi? Şimdi bir daha geçin, ben bilmiyorum zannediyorsunuz. Michael Douglas'la. Bravo. Magnum vardı bir de, Magnum. O da güzeldi. Evet. Tom Selleck, evet. Küçükken kara sinekleri yakalayıp inceleme yaptığın doğru mu? Yani doğru. Deşmişsin yani. Yok, onları bir şeye yapıştırdım, devamlı döndürürdüm falan filan, öyle saçma bir takım şeyler. Öyle ufak tefek şöyle. He. Harika. Ben de kanatlarına kağıt yapıştırdım, böyle uçarken uçak gibi giderlerdi. Doktor, Erciyes dağlarında buz tutmuş suda balık tutmak isterken buzun kırıldığını ve suya düştüğünü. Evet, annem kurtardı. Hocam var mıdır enteresan meraklar? Böyle dağcılık gibi, herhangi bir şey gibi, ekstrem sporlar falan filan? Var. Var. Yani adrenalini seviyorum. Zaten oynadığım oyun da bir nevi adrenalin devamlı pompalatan bir oyun. Bir de hatıra defterini oynuyorum. Ben bir vincin üstünde oynuyorum. Nerede oynuyorsun? Yaklaşık 6-7 metre yukarıda oynuyorum. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda. Pardon, başka bir yerlerde oyunu olan, herhalde Canan senin oyun var. Evet. Nerede? Bomba İKSV salonda. İKSV'de? Son iki haftası kaldı. Evet. Gelin görün. Tamam, İKSV'de hangi günler? Sadece pazartesi saat 7.30 ve 8.30. 15 dakikalık oyun. Mutlaka gelin. 15 dakikalık oyun? Evet. Öyle mi? Evet. Yani geç tutsan kaçırıyorsun oyunu yani. 7.30, 8.30. 7.30, 8.30. Sizin var mı? Var. Yok abi. Yani yok. Okulda olduğum için şu anda okulla beraber giden bir oyunum var. O kadar. Peki, Fatih ile ilgili bunları biliyor musunuz? Çiçek taşımaktan nefret ettiğini, kız arkadaşına çiçek alsa bile başkasına taşıttığını. Var mı? Var var. Var. İğneden korktuğunu, görmeye bile dayanamadığını. Kesinlikle. Evlerinde yeğenine alınan oyuncak bebekten çok ürktüğünü. Evet ya. Niye? Abi. Bu oyuncak bebekten ürkme diye bir şey var ama gerçekten. Ya çok acayip bir şey. Tarif edemem, korkuyorum. Chucky. Fanatik bir Fenerbahçeli olduğunu. Ama arkasından gelen bilgi daha da güzel. Yani daha da güzel derken ben de Fenerbahçeliyim de o anlamda değil. Böyle ortalama, yani futbola, spora bakış açısı olarak çok güzel. Fanatik bir Fenerbahçeli. Fatih'in babasının da koyu bir Fenerbahçeli olduğunu yazmışlar. Ama Fatih Terim'in duruşunu çok beğendiği için senin ismini Fatih Terim'den dolayı koymuşlar. Aynen, doğru öyle mu? Dedin. Aynen öyle, evet. Evet, doğru. Fatih abi de seviyorsa selamlar. Evet, selamlar. Obsesif derecede düzenli olduğu, odasında hiçbir şeye ondan habersiz ellenmediği, evet. Ellenirse uğuru kaçar diye düşündüm. Tabii. O da mı? O da var. Bu da bunlar. Ciddi anlamda. 3 yıldır yeri değişmeyen şeylerim var yani. Uğurun var mıdır? Herhangi bir şey? Ya bilekliğim var. Dizide de kullanırım. Nereden gelme? Nereden? Ablam aldı. Ablamdan. Melek ablam aldı bunu. Evet. Müge Erbil, Almanya. Müge'cim iyi geceler. İyi geceler herkese. İyi geceler. Nasılsın? Almanya'dan nereden? Stuttgart'tan arıyorum ben. Stuttgart'tan. Evet. Evet. Dinliyoruz. Ben Stuttgart'tan arıyorum işte ve seni çok seviyorum. Funda Arar özellikle çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. O yüzden bu akşam gerçekten çok mutlu oldum bağlandığım için. Teşekkür ederiz. Ve çok heyecanlıyım. Biraz heyecanlıyan hemen sorularını alalım. Tamam. Öncelikle Funda Arar'la görüşmek istiyordum ben. Funda Arar'la görüşmek istiyorsunuz. Evet. Bağlıyorum bir saniye. Buyurun. Evet. Buyurun. Funda Hanım, ben sizi gerçekten çok seviyorum. Teşekkürler. Şarkınızı çok severek dinliyorum. Ya çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Olsun. Ben bir şey demek istiyorum size, bir şey sormak istiyorum. Ben Almanya'da olduğum için genellikle konserlerinize gelemiyorum. Daha doğrusu yazardan o Türkiye'de oluyorum ve o yüzden kaçıyorum bir şekilde konserlerinizi.
Geçen sene özellikle Çorlu konserini kaçırdım, ama çok üzüldüm. Acaba Almanya turu gibi bir şey planlıyor musunuz? Buralarda sizi görebilecek miyiz? Müge'cim inşallah. Tabii şimdiden bir şey söylemek çok doğru olmaz. Çok uzak yaza daha çok var. Ama inşallah geliriz. Almanya'ya gelmeyi isterim. Sen gidiyor musun? Sık sık yurt dışı turnelerin var mı yani? Yapar mısın? Yurt dışı turneleri yapıyoruz. Geçen sene de işte İsveç'e gittik, Hollanda'ya gittik. Ama geçen sene Almanya olmadı. İnşallah bu sene olur. Olursa görüşürüz. Buluşuruz inşallah. İnşallah. Çok mutlu olurum. Gerçekten çok mutlu olurum. Ben çünkü sizi gerçekten çok seviyorum. Sağ ol. Ve Beyaz, sana da bir şey söylemek istiyorum. Söyle Müge'cim. Ben Stuttgart'ta Mimarlık Fakültesi'nde okuyorum üniversitede. Evet. Ve kısmetse biz Nisan ayında seminerle İstanbul'a geliyoruz. Ve gerçekten senin programına katılmayı çok isteriz. Bir sürü Türk öğrenci arkadaşım var. Onlar da şu an beni izliyorlar. Tamam. Buradan da hepsine selam söylemek istiyorum. Tamam. Sen de söylersen çok mutlu olurum. Tamam, rica ederiz tabii ki. Ve acaba bilmiyorum, inşallah yani denk gelir de veya hani kabul olur da senin programına katılabiliriz. Bunu çok gerçekten çok istiyorum. Olmaz, olmaz. Canın sağ olsun senin. Seve seve. Nisan ayında bir cuma gününe denk getirmeye çalışın da madem öyle. Evet, iki cuma zaten İstanbul'da bulunuyoruz biz. Tamam, benim burada arkadaşlarım şu anda bu konuşmayı duyuyorlar. Seni yukarıdan numaranı zaten almışlardı. Evet. Seni ararlar. Geleceğin zaman da sen bizi ararsın. Seve seve okulunu programda bekleriz. Tamam, süper olur. Çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olasın. Var mı başka? Evet, Erdal Bey'e bir sorum olacaktı. Evet. Biz Behzat Ç'nin anlamı nedir diye çok merak ediyoruz. Severek izliyoruz ama yani soyadınızı da merak ediyoruz açıkçası. Sen soracaktın acaba... Vallahi süper denk geldi. Evet. Öğrenmemiz mümkün mü? Ben de bilmiyorum ki. Onu sadece abi gerçekten bir tek... bilmiyor musun yok, ya? Yok, gerçekten bilmiyorum. Onu bir tek bilen kişi var, o da Emrah Serbest. Ve bu konuyla da o kadar keyifli dalga geçiyor ki bizimle. Yani o yüzden biz bilmiyoruz, siz de sormayın. Çünkü bu ondan zevk alıyor, Emrah zevk alıyor. Çünkü size de mi anlatmıyor? Hayır. Siz peki merak ediyor musunuz, soruyor musunuz? Sormaktan bıktınız. Yok, hiç merak etmiyoruz artık. Sordun bıktın. Biz ilk defa sorduğumuz için meraklıyız şu anda. Yok, bilmiyoruz ya. Söyle Canan. Böyle. Yani tam olarak da o kadar değil ya. Yani ben şöyle düşünüyorum. Çünkü iki kitapta da... Sen düşünüyorsun. Ama canım. Sadece ben düşünmüyorum. Hayır. Sadece ben düşünmüyorum. İki kitapta da, Her Temas İz Bırakır'da da, Son Hafriyat'ta da Behzat Ç'nin kimliğine dair Behzat Ç kim sorusu soruluyor hep. Canan biraz mikrofonu yakınlatabilirsin. Bu yüzden Behzat Ç kim diye sorulsun diye olan... Tamam, Behzat Ç kim diye sorulsun diye yapılmış kimsin bir şey de... Behzat Ç kendine bile soruyor kitaplarda. Kimsin sen Behzat Ç diye. Peki, ama biz bununla ilgili bir tane VTR hazırladık. Biz o dizinin içinden, bizim ekip oturdu. Vallahi Beyaz Show ekibine, yani ne kadar teşekkür etsem az. Gerçekten de hangi dizi gelirse, hangi film gelirse oturup 50 kere seyrediyorlar. İçinden ne çıkartabiliriz diye. Çok acayip bir şey çıkartmışlar bizim çocuklar. Behzat Ç'nin anlamını, Ç harfinin anlamı nereden geliyor diye çok acayip bir video yapmışlar. Şimdi herkesin bildiği şeyler var, tahmin ettiği şeyler de var. Kredi kartıyla bir yere açmaya çalışırken kredi kartı kırılıyor. Tam Ç harfinin olduğu yerden kırıldığı için acaba oradan mı diye biliniyor. Ya da buna benzer bazı üretimler var işte. Ama bizimkiler bir VTR hazırlamışlar. O VTR'nin sonuna... Diziden çok güzel bir şey bağlamışlar. Bence Behzat Ç'nin anlamı o değilse bile o olmalı. Gerçekten de olmalı. Bir izleyelim hep beraber. Vay şerefsizler. Hoppa. Kalem bitti. Yarım kaldı. Sana geliyorum. Gördüm. Zor da olsa gördüm. Ben sana yayınlatacağım demiştim. Yayınlattım işte. Güzel, aferin. Bu işi çözse çözse... Behzat Ç'se.
Ama bu kullanıldı. Ercüment Çözer var. Ha? Ercüment'in soy ismi Çözer Necat. Ercüment Çözer mi var? Tabii. Ercüment'in soyadı Çözer. Ha, Ercüment'in soyadı Çözer. Yani Necat İşler'in oynadığı karakter. Ne oldu şimdi, bizim videoya gitti mi arada? bu kadar güzel bir şey yaptıklar. Ne diyorsun? Behzat Çözer çok güzel olmaz mı oraya yani? Behzat Çözer. İşte bizim güzel. Hayalimizde böyle yaşasa keyifli olmaz mı yani? O zaman Necat kardeşim olur ya. Ha, onlar da kardeş. O videoyu kaldırın çocuklar, onu şey yapamadık biz. Ayça, reklama gitmeden önce var mı zamanımız? Reklamdan önce bir parçalık. Ha? Var mı? Evet. Ayça'cığım. Bir parça. Ha? Tamam. Hangi parça? Tek başınayı söyleyelim. Tek başına? Evet. Alkışlar Ayça için arkadaşlar. Buyurun. Hasret kaldım yüzüne, muhtacım inan senin bir tek sözüne. Yalvarsam ağlasam kapansam dizine, döner miyiz yine eski günlere? Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne, muhtacım inan senin sözüne. Yalvarsam ağlasam kapansam dizine, döner miyiz yine eski günlere? Söyle buldun mu aradığın aşkı, söyle. Yoksa yalnız mısın sen yine? Yoksa yalnız
Yaşasın. Ağzına sağlık. Büyük alkış. Büyük alkış. Büyük alkış. Teşekkür ediyoruz Ayşe'ye. Ağzına sağlık. Reklamlardan sonra beraberiz. Aşkın bana değdi değeli, sen hayatımın
sebebi. Aşkın bana değdi diyelim. Gel gel bir otur, bir şey söyleyeceğim sana. Gel. Sen şarkı söylerken hiç arkadaşların bakışlarını görüyor musun? Yok, nasıl? Ha? Nasıl bak? Şarkı söylüyormuş gibi değil de, yani bu kadın şarkı söylüyormuş gibi bakmıyorlar. Bir şey anlatıyor, dinleyelim gibi bakıyorlar. Yani hani bir yer kaçırmayalım gibi bakıyorlar. Sen hani biraz sen öyle söylüyorsun. Bir derdin vardı, onu anlatıyormuş gibi söylüyorsun yani. Ya kaptır. Öyle çok kaptırıyorum galiba. Şu son yani. Kısım bir daha söylesene. Sen... Hayatımın sebebi. Alır şimdi de aşağıya. Aşkın bana değdi diyelim. Sen yaralarımın ilacı. Aşkın bana değdi diyelim. Sen hayatımın sebebi. Sen aralarımın ilacı, aşkın bana değdi diyelim. Bir tane de ben aynı tonda. Cemilemin gezdiği dağlar meşeli. Haydi üç gün oldu yavrum, ben bu derde düşeli. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli. Haydi üç gün oldu yavrum, ben bu derde düşeli. Anlatınca da öyle oluyor demek ki. Evet, içinden gelince. Bu da Fabio'nun değil mi? Ya Fabio. Fabio ya. Her seferinde yanlış söyleyip. Ama bu sefer şey esprisini yapmadım yani. Kutsi'ye benziyorsun esprisini yapmadım yani bu sefer. Evet. Orasını geçtik yani. Şimdi bir dakika. Bir tane ilerleyen dakikalarda bir Arap saçını mutlaka zaten istiyoruz da. Ne demek? Mutlaka. Başım üstüne. Ama bir tane de bu Cem Karaca'nın parçasını. İstiyor musunuz? Evet, istiyoruz onu da. Tamam, tamam mı? Bu tamam. Bölümün, şu sohbet bölümünün sonlarına doğru bir tane de ondan alalım. Funda Arar'la ilgili bunları biliyor musunuz? Bunları biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Bunları biliyor musunuz be? Biliyor musunuz bunları söyleyeceğim şimdi bir an size. Onu söyledikten sonra da üniversite yarışmamıza geçeceğiz arkadaşlar. Hazır olun. Funda Arar, 2,5 saatte bir albüm okumalarını bitirdiğin doğru mu? 2,5 saatte. Kim dedi 2,5 saat? Vallahi öyle söylemişler. Yok. Bayağı kapıda taksiyi bekletsen zaten girer yok, oku çıkar. Yok 4 günde okudum. 4 günde. Yine acayip bir şey yani. 12 şarkıyı 4 günde okudum evet. Bir parçanın yapılması kaç gün? Tamamen 17 gün mü? 20 gün mü? Ne kadar biçiliyor bir parça? Ya aslında öyle bir hani bir zaman biçmek çok zor. Çünkü öyle şarkılar olur ki bir sene böyle bekler demlenir. Hani bir ilk A kısmı yazılmıştır. Daha nakarat yoktur falan. Bir sene sonra çıkar nakarat. Yani onun hani öyle bir zamanı yok. Ya ben bir parçayı ilk dinleyince anlamıyorum ya. Yani böyle anlamıyorum ya. Derken şöyle yani. Tutar mı tutmaz mı? Neresi aklımda kalsın? Tekrarında nerelemedi? Benim bunun neresini ezberlemem lazım falan filan gibi böyle bir anlaşılıyor mu? Anlaşılan bir şey miydi? Bende mi ya, bir eksiklik var? Şimdi şarkılar aslında demlendikçe, tabii dinlendikçe daha çok içine giriyor insan, daha çok anlıyor. Doğru evet hani ilk şarkıyı, sıfır bir şarkıyı ilk dinlediğinde insan belki sever, etkilenir ama dinledikçe daha çok sever. Öyle evet ama ben biraz öncekine daha ilk seferde içindeydik yani İçinde, söyleyeyim. Evet, yalnız sen ileride benim tahminim bir Bülent Ortaçgil ya da bir Fikret Kızılok, bir Hümeyra falan filan da bir şeyler yaparsın gibi geliyor bana. Ha? Güzel de olur yani. Evet, evet. Kolay uyuyan biri olmadığı için yerini ve yastığını aradığı, doğru mu? Nereye evet. Gitse yastığını götürdüğün, doğru mu? Yastığımı götürüyorum. Evet. Omuzlarının geniş olmasından hoşlanmadığın.
Yani şey, kıyafet bulmakta zorlanıyorum. Hazır kıyafet bulmakta son çok zorlanıyorum. Son söylediğin laf doğru mu? Gazetede okudum ben de. Havaalanı gibi sırtım var demişsin. Evet. Havaalanı gibi sırtım. Evet, havaalanı gibi. Bulamıyorum ya. Gömlekler böyle buradan çekiyor falan. Sende var mı yüzücü, bir handbol, bir şey, voleybol falan filan herhangi bir şey? Yaptın? Ya çok çocukluğumdan beri çok yüzüyorum ben. Basketbol oynadım. Voleybol da oynadım. Sevgili Nur Hayat Gül doktorum bir test yaptırdı. Tükürük testi yapılıyor. Amerika'ya gönderiliyor. Tükürük testi yaptırmışsın. Evet. Evet, orada yani böyle genle ilgili bir test tabii. Bir sürü şey ne çıkıyor. Ne yapıyorsunuz? Bir şey kap geliyor ona. Evet. Ah, ya öyle iğrenç. Nasıl ya, tükürüyor, ya? Tükürüyoruz işte. Ne, ne yapabiliriz? Ne çıktı genin sonucu? Yani birçok şey çıktı tabii genlerle alakalı. Ama beni çok şaşırtan sporcu genimin olduğu çıktı. Sporcu genin olduğu seni şaşırttı. Evet. Niye? Sporcu bir kişi. Arkadaş şu anda mikrofonu alsam smaç indirecekmiş gibi bir halim var yani. Peki son olarak da sıkı bir Fenerbahçeli olduğu da yine yazan yazılar arasında. Arkadaşlar seyircilerimizi es geçmiyoruz. Üniversitelerden birer tane üniversite öğrenci arkadaşımızı buraya alacağız. Sizlerle ilgili 5 soru soracağız. Üçüne doğru cevap verene bir cep telefonu hediyemiz var. Evet, Canan Hanım'dan alalım. 3 tane zaten. Evet. Evet, okuyalım ilk üniversiteyi. Hangi üniversite? Benim de mezun olduğum üniversite İstanbul Teknik Üniversitesi. İstanbul Teknik Üniversitesi hemen buraya geliyor. Hemen koşa koşa geliyor, koşa koşa. Nerede? Heh, gel abi, gel gel gel. Ayşe ikinci üniversite. Anadolu Üniversitesi. Anadolu Üniversitesi. Hemen koşarak geliyorsun, evet. Canan hangi üniversite? Akdeniz Üniversitesi. Akdeniz Üniversitesi. Bir şey rica edeceğim. Bana bir ince bir hosteslik yaparsan sevinirim. Evet. Mikrofonla arkadaşlara. Evet. Bir tanıyalım arkadaşları. Öteki arkadaşımız da gelsin. Arkadaşlar 5 soru soracağım. Üçüne doğru cevap verene, daha doğrusu sonuncuya hediyemiz Beyaz Show'dan davetiye. Funda Arar da konser bileti verir. Değil mi? Verirsin. İkinciye ödülümüz? İkinciye ödülümüz? MP3 player. Birinciye ödülümüz de cep telefonu. Şimdi tanıyalım sizleri yavaş yavaş. Sizden başlayalım. Ezgi Tamirci, Anadolu Üniversitesi. Ezgi? Tamirci. 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 Hangi bölüm? Çalışma ekonomisi. Çalışma ekonomisi. Sınıf. Evet, hemen sizi tanıyalım. Veysel Özdemir, İstanbul Teknik Üniversitesi 2. sınıf öğrencisiyim. İstanbul Teknik Üniversitesi 2. sınıf, seni de tanıyalım. Esma Arıkan, Akdeniz Üniversitesi sınıf öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Heh, arkadaşlar bunları da alıyorsunuz, tencere ve tavaları. Pardon. Alalım. Hazır mıyız? İlk sorumuzu soruyorum. Funda Arar'ın yeni albümü Aşkın Masum Çocuklarında seslendirdiği Herkes Gibisin şarkısının müziği şarkıyı daha önce yorumlayan Cem Karaca'ya aittir. Bunun sorusu yok. Bunu geçtik. Evet. Böyle bir şey yapmışlar. Böyle bir şey yazmışlar. Bunun niye sorusu ya? Aittir. Ne güzel değil mi? Evet. Hayır hayır. Sorusunu şöyle soruyoruz. Peki Herkes Gibisin'in sözleri hangi ünlü yazar şairimize aittir? Evet. Nazım Hikmet. Bir dakika alalım. Nazım Hikmet. Mikrofonu açalım. Mavi mikrofonu. Nazım Hikmet. Nazım, soyadını da alayım. Dur. Nazım Hikmet. Soyadı. Yok yok, soyadını almama gerek yok. Nazım Hikmet doğru cevap. Bir alkış. 1-0-0. İkinci soruya geliyorum. Hafta içinde bir açıklama yapıldı, izlemişsinizdir. Dekolte tecavüze davettir diyen dekanın adı soyadı nedir? Dekolte tecavüze davettir diyen dekanın adı soyadı nedir? Olçe. Olçe.
Peki şöyle sorayım. Dekolte tecavüze davet midir? Alayım. Değildir. Değildir. Doğru cevap, bir puan size veriyoruz. Profesör Doktor Orhan Çeker. İsim. Evet. 1-1-0. Üçüncü soruyu soruyorum. Hangi laf Behzat Ç'nindir? Evet, sordum. Evet. Sus lan. Ha? Sus lan. Sus lan. Arkadaş daha soruyu sormadım ya. Evet, hangi laf Behzat Ç'nindir? Şıkları dinleyin. Üç tane şık var. A. Portakalı soymadan içinin iyi olup olmadığını anlayamazsın. B. Bir insan rakıyı bırakmışsa içkiyi bırakmış sayılır. C. Hayatta edindiğim tecrübeler yediğim kazıkların toplamıdır. Evet. B. B. Bir insan rakıyı bırakırsa içkiyi bırakmış sayılır. Bir insan rakıyı bırakmışsa içkiyi bırakmış. Doğru mudur hocam? Doğrudur efendim. Doğru, doğru diyor puan daha. 2-1-0. Siz zaten artık gidebilirsiniz. Anca yavaş yavaş. Evet. Kaç soru oldu şu anda? Doğru cevapların toplamı kadar soru oldu. Evet. Biz bu yıllardır bizde olan orkestramıza parayı çalmaları için mi? Bana laf sokmaları için mi veriyor? Onu bir netleştirebilirsin. Evet. Doğru cevapların toplamı kaçtır? 3. Evet. Soruyu soruyorum. Hazır mıyız? Hasan Şaş'ın sahile otel yapamamasına neden olan kaplumbağa türüne ne ad verilir? Evet. Caretta caretta. Caretta caretta, doğru cevap. 2-2-0. Sen istersen ne yap biliyor musun? Yo, doya doya ona vur sen valla. Hazır gelmişken yani valla. Vur bakayım biraz. Hah, o doğru 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 doğru. Evet. Son soruyu soruyorum. İkiniz arasında soruyorum. Sen de bulabilirsin. Şey, yo rahat valla. Funda Arar evlilik günü için, şıkları dinleyin hepsini, hangi özel günü seçmiştir? Sen mi söyleyecektin? Baya iş işten geçtikten sonra bu rahatladı ya, artık hepsini biliyor. NATO zirvesinin olduğu gün özellikle seçmiş ki ilgi alaka o yöne dağılsın, evliliği fazla göz önünde bulunmasın diye. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Bir dakika, nedir o, nedir bunun hikayesi? Yani tamamen aslında tesadüf oldu, hani yani böyle düşünerek biz NATO o günün, zirvesinin olduğu gün. Evet, o gün oldu. Bayağı her taraf karışık, trafik falan, insanlar çok zor geldiler düğüne. Ha, denk geldi ama. Denk geldi aslında. Tabii, yani tabii çok önceden alınmış bir gün. Tabii canım, yani yoksa iki insan oturup da hangi gün evlenelim hayatım? NATO zirvesi, NATO zirvesinin tamam. Olduğu gün evlenelim. Yok ama süper yani. Peki. 2-2-1 ama o fasulyeden, yani onu şey yapmıyorum. Bu arkadaşlarıyla arka bahçede kumda oynayacak yani şey yap. Evet. Son soruyu ben, cevabı sizden isteyeceğim. Burada Behzat Ç'den dört tane arkadaşımız var. Bu dört arkadaşımızın dışında iki polis memurunu daha oynayan sevgili dostlarımız şu anda burada yoklar ama ekran başından bizi izliyorlardı. Öteki iki polis memurunun dizideki isimlerini istiyorum. Bir dakika arkadaşlar, lütfen bakmayın oraya. Dizideki isimlerini. Dizideki lakaplarını istiyorum. Lakaplarını mı, isimlerini mi? Dizideki lakaplarını istiyorum. Yani. Hayalet. 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 Öteki? Onda hayalet. Çünkü bunu hayal etti belli ya. Evet, bir tanesi hayalet. Dur arkadaşlar. Ama yani yarışıyorlar. Ama kızmak da istemiyorum ama burasım da geliyor. Yani böyle bir garip şeyler, garip şeyler içindeyim. Oradan çıkmış kafa böyle, atma be, atma be, atma. Allah Allah. Görüyorum da buradan, kafayı da çıkartıyor. Atma be, atma, atma, atma. Hayalet bir tanesi. Öteki... Akbaba. Efendim? Akbaba. Akbaba nereden duydun kız? Allah seni. Peki. Tamam, bunu saymıyorum. Hocam, ortak bir soru. Canan, diziden bir tane soru.
Tamam, beraber. Beraber. Ayça, evet, siz bilirsin. Işte. Diziden ortak bir soru. Kolay olsun böyle, dizinin adı ne, nerede çekiliyor falan gibi. Dizinin adı ne? Canan'ın görevi ne dizide? Ha. Canan'ın Evet. Sen sonradan açıldın ha. Vallahi niye böyle oldu? Çaldı, doğru ya. Canan'ın görevi ne? Ben kopya vermiyorum. Kopya, kopyamız yok. Canan'ın görevi ne dizideki? Polis. Değil. Değil. Ya sabahtan beri konuşuyoruz. Gerçi bu konuyu konuşmadık. Evet. Savcı. Savcı ama ne savcısı? Peki. Peki doğru cevap savcıydı. Neydi isim? Ezgi. Ezgi'ye büyük alkışlar. Teşekkür ediyoruz. İkinci arkadaşımıza da teşekkür ederiz. Efendim teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Ay ay. Sonuncu oldu. Hiç utanmıyor. Utandın mı? Canın sıkıldı mı? Ben yok. Arkadaşıma... Yok, pardon, arkadaşıma 18 Mart'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde konserim var. Ona bilet vereceğim. Müziğe bak. Arkadan gelen müziğe bak. Davetiye vermek istiyorum. Adresini veya işte irtibat kurabileceğimiz ne varsa onu alabilirsek. Harika. Arkadaşımıza Funda Arar'dan davetiye verdik. Ben arkadaşımıza yarım ekmek arası ama içi bir buçuk köfte, yine dizi oyuncularından lahmacun, lafımda da sallıyorum abi. Hadi, hadi yol yakınken, yolun uzun, hadi. Büyük alkışlar, sonuncuya da büyük alkışlar. Evet. Bir VTR'miz var. Çektik de bak yayınlamayı unuttuk. Programın sonlarına geliyoruz. Halbuki bunu başta keşke yayınlasaydık yani. Behzat Ç. dizilerde sorgu için falan hocam bir şeye girdiniz mi? Yani önden polislerle falan bir sohbet ortamı, emniyette falan sorgu nasıl yapılıyor gibi, yoksa tamamen yazılanlarla ilgili mi? Yok, şöyle bir durum oldu. Ziya Bey bizim emniyetle ilgili... Ziya mıydı? Doğru. Evet. Doğru değil mi? Emniyetle ilgili danışmanımızdır. İlk sorgu sahnesinden sonra geldi, gördü, sen ne ara girdin bunlara dedi. Ama nihayetinde birisini konuşturmak için zaten başka bir yol var mı ya? Evet, değil mi? Bilmiyorum. Genel yol budur diyorsun genel yani. Genel yol budur gibi geldi bize. Biz bir sorgu yaptık. Ben birisini sorguladım. Bir İstanbulluyu nasıl Ankaralı yaparız? Çünkü bu yani Ankaralılar bazen vardır ya böyle, İstanbul'u çok seviyorum, Ankara'dan Ankara'ya gitmeyi seviyorum, İstanbul'un dönüşüne çünkü falan gibi şeyler vardı. Tam şimdi şey yapamadım da. Ankara'ya gitmenin güzel tarafı İstanbul'a dönüştür falan gibi. Öyle birisini yakaladık ve bir sorgu yaptık. Hep beraber bir izleyelim. Biraz Behzat Ç. taklidi var tabii içinde, kusura bakmasınlar artık. Ha, şimdi baştan başlayalım. Neyini seviyormuşsun lan sen bu Ankara'nı? Söyle bakayım bir de bana. Amirim ben Ankara'nın en çok İstanbul'a dönüşünü. Oğlum edebiyat yapma lan bana. Delirtme lan beni. Ha? Adam gibi konuş. Vallahi bu kulağını var ya. Sığırım buradan ha. Amirim ne yapayım? Sevecek bir şeyini bulamıyorum. Oğlum nasıl bulamıyorsun lan? Ankara bir tane şehir oğlum. Başka Ankara mı var? Söyle bakayım neyini sevmiyorsun oğlum sen bu Ankara'nın? Denizi yok abi bir kere. Yani ben anlayamıyorum. Denizsiz bir şehirde nasıl yaşıyorsunuz? Oğlum İstanbul'da yaşıyorsun da her gün denize mi giriyorsun? Balıkçı mısın lan sen? He? Balıkçı mısın lan sen? Balıkçı mısın lan sen? Balıkçı mısın oğlum sen? He? Gençlik Parkı neyine yetmiyor lan senin? Ankara marşını söyle lan. Ankara'nın taşı. Oğlum adam gibi söyle, Ankaralı gibi söyle lan. Ankara'nın taşına bak. Kes. Bir de şey var mesela. Ne var lan? Böyle çok gri bir şehir. Öyle üstüne geliyor, boğuyor insanı. Gri değil mi şehir? Ha? Gri. Gri değil mi? Benim paşamın gönlü olsun diye biz bu şehri şöyle pembeye boyatalım. Ha? İster misin? Ha? Fuşya ister misin şehri şöyle güzel bir fuşya? La koca Ankara gri diye sana yaranamadı gitti lan. Ne yapacağız biz? Ne yapayım ama sıkıcı yani, memur şehri. Memur şehri ha? Bana bak lan İstanbullu. Oğlum ben de memurum lan. Ne zararım oldu oğlum sana? Estağfurullah abi, ne zararı olur mu öyle şey? Misket oyna. Misket.
Lan espri yapma, adam gibi oyna. Kılacağım şimdi elini o elini alacağım. Da na na da na na da ba ne na na da ba ne na na da ba ne na na. Böyle olunca ne oluyor? Hani gece 12 dedi mi hayat bitiyor. Bitiyor değil mi? Ondan sonra da hani böyle hareketli şehre 24 saat yaşayan bir şehre alışık olunca da... istiyor değil mi insan? Ha? 24 saat şöyle şehri yaşasın istiyorsun değil mi? Ben de istiyorum lan bazen gece böyle şehir beni boğunca bütün Ankaralıların kapısını şöyle tak 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 çalıp hepsini uyandırıp döküp sokağa eğlenin lan demek geliyor benim için değil mi? Ha? Senin ağzına yüzüne lan senin. Senin gelmiş Atakule ol lan bakayım bana. Atakule ol ha. Güzel. Döndür bakayım şimdi tepedeki restoranı bana. Kulupak ol lan bakayım bana. Kulupak. Güzel. Ankara'nın girişi ol bana. Eskişehir girişi. Güzel. Ottü'nün orada bu. Ottü'nün orada bu. Ha. Orası. Ümitköy ol bakayım bana. Ümitköy. Kalabalık. Ümitköy ol. Ha. Arada güveli ol. Güzel. Eti Mesut ol lan bana. Eti Mesut. Ha. Güzel. İniş yap. Güzel. Kalkış yap şimdi. Kalkış yap. Harika. Hipodrom ol lan bana. Atlı hipodrom. Güzel. Son düzlüğe gir. Son düzlüğe gir. Güzel, harika. Harika. Seviyor mu lan Ankara'yı? Aşığıyım. Aferin sana. Ne kadar seviyorsun? Deli gibi çok. İyi, hadi bir daha 14 Şubat'ta seni Ankara'ya bekliyoruz, tamam mı? Kolumu da öp. Aferin. Alın götürün la bunu. Hadi la. Nacizane. Tuğba Uygun, son telefonumuz Adana'dan. Tuğbacığım, iyi geceler. Tuğba? Tuğba duyuyor musun bizi? Bağlayalım Tuğba'yı. Şimdi bir Arap saçı istiyoruz. Artık yavaş yavaş. Bir Arap saçı istiyoruz. Şunu şuraya bir bana yardımcı olursanız. Hadi o zaman Arap saçı diyelim. Hep beraber söyleyelim. Olur mu? Yüzünden.
Ağzına sağlık. O bir Doritos. O bir Doritos. Evet, programın sonuna geldik artık. Bu arada diziyle ilgili Pilli Bebek, değil mi hocam? Parçaları yapanlar. Evet. Biraz onlardan bahsedelim. Onlara da bir selam söyleyelim. İşe başlamadan önce Serdar abiye böyle bir grubun olduğunu, Ankara'nın ruhunu çok iyi yansıttığını bir ara söyledim. Sonra bir İstanbul-Ankara yolunda da Serdar abi bu grubu dinlemiş. O sırada Kurtlar Vadisi Filistin'i çekiyorduk biz Adana'da. Bir mesaj geldi. Bu adamlarla benim kesin tanışmam lazım dedi. Ve öyle dizimizde Cem Kısmet dahil oldu. Ankara'da çıkıyorlar mı bir yerde? Ankara dedi, şu anda Anadolu'da bir takım turnelerdeler. Ha, turnelerde. Evet. Pilli Bebek. Pilli Bebek. Evet, onlara da selam söyleyelim. Son programı kapatmadan önce unuttuğumuz, atladığımız, teşekkür edeceğimiz herhangi bir yer, bir tane albüm var. Evet, evet, bunu ben sana hediye etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Emir Ersoy. Projecto Cubano ve BGD'nin yaptığı bir albüm bu. Evet. 10 şarkıcıyı bir arada barındıran Kenan Doğulu, Ajda Pekkan, Funda Arar gibi birçok orada... Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Funda Arar, sen Metin Ersoy, Ayça Varlayar, Yaşar, Deniz Seki, Kubat, Tuğba Özerk, Emre Altuğ'un evet. Şarkıları var içinde. Evet, bunları bütün pop parçalarını Latin aranjmanlarıyla yaptı Emir Ersoy ve BGD ile birlikte yaptılar bu albümü. Sokak hayvanlarına ithaf edildi bu albüm ve buradan ben tekrar söylüyorum, sokak hayvanları çok zor şartlarda yaşıyorlar ve BGD bir tek büyük şehirlerde değil, Türkiye'nin tüm şehirlerinde onların yardımına yetişmeye çalışıyor. Sizin de birazcık yardımınızı alabilirse BGD, ben de üyesiyim. Bu kış günlerinde, bu soğuk havalarda çok iyi olur. Harikasın. Teşekkür ederiz. Güzel bağladın. Teşekkür ediyoruz. Albümümüz de budur arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Ara sıra çekersiniz. Fundacığım, söyleyeceğimiz bir şey, herhangi bir şey, unuttuğumuz bir şey. Çok teşekkür ediyorum sana, ekibine. Biz teşekkür çok ederiz keyifliydi. Ekibine, sana. Ben orkestra arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Burada oldukları için onlara şiddetli bir alkış rica edeceğim. Ve senin ekibine çok teşekkürler. 18 Mart'ta Bostancı Gösteri Merkezi konserim var. Buradan herkesi bekliyorum. Yeni 18 Mart'ta beraber. Bostancı evet. Gösteri Merkezi'nde. Bu da Hürriyet Gazetesi'nden sizlere küçük bir armağan. Doğduğunuz günün gazetesi. Ha. Evet, bu Ayça Varlayer'in. Teşekkür bu efendim Fatih'in doğduğu gün. Kaç doğumluymuş bakalım Fatih'e. 13 Şubat 1988. Doğru. Onun sebebi ne? Daha ufak gösteriyor değil mi? Evet. Evet. Evet, 13 Şubat 1988'e ne olmuş? Zakkum rezaleti diye bir başlık var. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Fundacığım, seni de yavaş yavaş sahneye alayım. Son parça hangi parça, onu bize söyleyeceksin. Funda'nın Gül bu. Döşek. Gül Döşek. Evet. Sözünü Burcu Tatlıses yazdı. Müziği Fevri Taşeri'yim. Seninki bayağı pardon. Eski. Canan. Bir daha söyle. Pardon, özür dilerim. Gül Döşek. Gül Döşek sözler. Burcu Tatlıses. Müzik. Fevri Taşeri. Fevri Taşeri. Son parçamız, alkışlar arkadaşlar. Funda Arar. Bizler de buyurun.
bir üçgen, o bir süper eğlenceli, o bir baharat katan, o bir...